Efendim, cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, biliyorsunuz, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti ve şimdi de bakın Dilan Polat efendim o harekete geçti. Cezaevinde canına kıymaya çalıştığı öne sürülen fenomenin avukatları sağlık durumuna gerekçe gösterdiler ve Dilan Polat'ın tahliyesini talep ettiler. Savcılık da kendisini inceleme için adli tıp kurumuna sevk etti. Ya alo Engin. Dilan Polat 11 gündür burada kalıyordu. Jandarma ekipleri de kapının başında bekliyor. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 11 gün tedavi gördükten sonra cezaevine geri gönderildi. Canına kıymaya kalkan Dilan Polat'ın adli tıpa sevki istendi. Dilan Hanım geçmiş olsun. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Nihal Candan 5,5 ay sonunda cezaevinden tahliye edildi. Onun serbest kalması Dilan Polat'ı da harekete geçirdi. Banu Parlak'a yönelik silahlı saldırının duruşmasında beklediği tahliye kararı çıkmayan Dilan Polat'ın zor günler geçirdiği öne sürülmüştü. Hadi! Oh! Gerçekten görgüsüz değilim ben ya. Özgürlük hayalleri birer birer suya düşünce bunalıma giren Polat kendisine fiziksel zarar vermeye başladı. Hatta canına kıymaya kalkıştığı bile iddia edildi. Kısa süreliğine hastaneye kaldırılan Polat tedavileri tamamlandıktan sonra cezaevine geri gönderildi. Avukatları da yeni bir dilekçeyle tahliyesini talep etti. Nihal Candan'daki gibi sağlık problemlerini gerekçe gösterdiler. Alayınıza yallah. Enerji. Hadi boş yapmayın be. Avukatları sağlığının cezaevinde kalmaya uygun olmadığını iddia etti. Savcılık bunun üzerine Dilan Polat'ın sağlık durumunun tespiti için adli tıp kurumuna gönderilmesine karar verdi. Uzmanların hazırlayacağı rapor Dilan Polat'ın beklentileri doğrultusunda çıkarsa tahliye yolu da açılmış olacak. 15